Cenab-ı Hakk'ın ömür dediği şey, öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı süreçlerin tamamen kendisine yaşatılması. Takdir edilir ki bu zamana bağlı bir şey değil. Çünkü yaşatılacak imkanlara bağlı. Bu biraz yoğun yaşatıldı mı zaman olarak daha kısa olur. Biraz daha yayılmış olarak yaşatıldı mı zaman daha uzayabilir. Ama önemli olan yaşatılan imkanın kendisidir. Farkındalığın kendisidir. Verilen tercih ve ihtiyarın yani seçimin kişiye serbestçe yaşatılmış olmasıdır. Dolayısıyla buna ömür diyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki: "Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkara." Öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı bir ömür biz size yaşatmadık mı? Bizi geri döndür de daha fazla yeniden imkanlar ver diyen, sana karşı saygılı davranacağımıza söz veriyoruz diyenlere Cenab-ı Hak öğüt alacak olsaydınız, öğüt alacak kadar bir ömrü biz size yaşatmadık mı dedi. Hayır yaşatmadın demediler, diyemediler. Çünkü Cenab-ı Hak yaşatmıştı. Bildiler ki biz tekrar geri dönsek, şu anki bu ortamdan yani ahiretteki o taraftaki kontrol, iradesiz ortamdan çıkıp tekrar iradeli, serbest, özgür irademize kavuştuğumuzda biz yine Cenab-ı Hakk'ı yok saymaya, yine Cenab-ı Hakk'ı umursamamaya, aklettiğimiz, fark ettiğimiz yaratıcıyı anladığımız halde kendi başımıza buyruk kalmanın zevkiyle onu yok saymaya yine yöneleceklerini fark ettiler. Dolayısıyla kulu kurtaran şey, kişiyi kurtaran şey, onun aklederek yüce yaratıcının gücünü, kudretini tanıyıp, görüp, gördükten sonra da ona karşı hayranlıkla sevgi ve saygıya bürünmesidir. Bunu kul yapmak istediği takdirde yapar, yapmak istediği takdirde buna muvaffak kılınır. Bu Cenab-ı Hakk'ın garantisindedir. Ama bunu yapmak istemezse bu süreçler kendisine zoraki yaşatılır, farkındalık sağlanır. Tam bir şuur hali, Cenab-ı Hakk'ı bildiği, anladığı, varlığını tam olarak sezdiği ve kavradığı halde bilerek, isteyerek ona karşı saygısızlık yolculuğuna çıkar ki bu yolculukta deminden beri konuştuğumuz önüne pek çok engel çıkarılır. Atın her defasında önüne çıkan engeli atlaması gibi yükseltildikçe bariyerler her defasında atlar, hepsini bütün imkanları bu aksi istikamette onu durdurmaya çalışan Cenab-ı Hakk'ın çıkardığı bütün bariyerleri, bütün eşikleri tek tek atlayarak özellikle Cenab-ı Hakk'a karşı saygısız kalmaya ısrarla ve inatla yöneldiği zaman bu imkanların hepsini tüketmesinden ötürü ona müsrif diyoruz. Dolayısıyla helak edilenler müsriflerdir. Cenab-ı Hak kezalika neczil kavmel mücrimin. İşte biz bu mücrim kavmi, bu müsrifleri ve bu zalimleri, bu iki ayette Allah onlara müsrifler dedi, mücrimler ve zalimler dedi. Bunları işte biz böyle helak ettik. Sonra ne dedi? ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ. Sonra biz sizleri şimdi yeryüzünde onlardan sonra halefler kıldık. Şimdi siz halef olarak geldiniz. Ardışık bir zincir bu. Önceki kuşaklar ayrıldıkça yerine sonrakileri Cenab-ı Hak getiriyor. En sonkileri getirdikten sonra da artık ortamı dürecek, kaldıracak. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ. Kitapların dürüldüğü gibi yerlerin, göklerin dürülüp saat gelip çattığında kıyametiyle son bulacak. Ama sahne şu anda hala dolu ve sahnede şu anda sizler varsınız diyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ. Onlardan sonra sizleri şimdi getirdik. Sizler sahnedesiniz. Halaife onlardan sonra. Sizler şimdi dünyadasınız. لِنَنْضُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Nasıl amel edeceksiniz? Görelim bakalım diyen Cenab-ı Hak şu anda aynı süreçlerden bizleri geçiriyor. Aramızda kendilerinde hayır bulduklarını Hakk'a, hidayete iletiyor. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا
La esma'hum. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti. Bir kimse de şu kadar küçük bir meyil başlasa, ben de Rabbimi tanımaya, hayatın gerçek anlamını okumaya ve sorumluluklarına sahip çıkmaya, başıboş yaşamaktan vazgeçerek, gelişi güzel gününü gün ederek, niçin varım, neden yaşıyorum, nereye gidiyor bu? Bir zaman sonra hakikaten ben de diğerleri gibi yok olup ortadan kaybolduğumda nelerden ötürü pişmanlık çekerim? Bir şeyleri kaçırıyor muyum? Ben de bir uyanayım diye en küçük bir niyet geçirenlerin önüne Cenab-ı Hak istikameti açar. Ona hemen birileri üzerinden uzanır. Ona hemen Cenab-ı Hak içten içe destekler ve bu niyetini sürdürdüğü sürece, bu niyetinden özellikle vazgeçip özellikle uzaklaşmadığı sürece Allah Azze ve Celle ona hakkı duyurur, işittirir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ İsraf edenler ne kadar tükenişe doğru sürüklendikçe, değerlendirmek isteyenler de o kadar pozitif yönde bilinçlenmeye, hidayet dolu yolculuğa, günbegün hidayetlerin artırılmasına götürülür. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kişinin durumuna göre onu negatif yahut pozitif yönde ilerletmektedir. Eğer kişi değerlendirmeye, kendisine sunulan imkanları artık düzgünce kullanıp anlamlandırmaya, değerlendirmeye niyet eder ki bu niyetten başlayan, sonra adım atmayla devam eden Cenab-ı Hak bunları olumlu istikamette korur, kollar, destekler ve hidayet yolculuğunda onları muvaffak kılar, sırat-ı müstakime kavuşturur. Ama diğerleri, tüketenler, fark ettikçe görmezden gelmeye, umursamamaya, özellikle kaçınmaya, özellikle yok saymaya inat edenler de gün be gün tükenişe, gün be gün hidayetten uzaklaşmaya, hidayetlerinin karartılmasına doğru ilerlerler.